Yani kestik oluyor topçu şeyi kışlası yapıyorlar yerine. Eskiden topçu kışlası vardı. Ha, ondan yapacaklar tekrar yani şey. İyi. İyi. Kesiyorlar. Ağaçları falan da kesiyorlar. Ferahlayacak, açılacak orada. Gezi Parkı'nın bulunduğu yer Taksim Topçu Kışlası'ydı. Taksim Topçu Kışlası'nı yeniden biz inşa ediyoruz. İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız ama bu kışla artık tabii kışla olarak görev yapmıyor. Alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar. Belki rezidans, otel vesaire. Başbakan demiş ki ya siz ne yaparsanız yapın biz zaten yıkacağız. Tamam biz de direneceğiz. Bu ağaçları kestirtmeyeceğiz. Burada fakir fukaranın gelip para vermeden gölgesine oturacağı 3 tane ağaç var. Çocukların cinayet edilir. İsmail! Bu sabahın manşetinde Taksim Gezi Parkı nöbeti var efendim. Taksim'de yine göz gözü görmedi. Sadece eylemciler değil, turist, esnaf, çocuk, hatta bir bebek gazdan etkilendi. Ne yapıyorsun lan? Gaz bombaları atılıyor. Üstelik Cumhuriyet Halk Partili vekillerin bulunduğu yere doğru. İşte bu kadar gergindi polis. Biber gazıyla askeri tehdidi kadar vardırdı işi. Ne yaşlı, ne engelli, ne de okul dinledi. Toma şu anda gruba müdahale ediyor tazikli suyla. Gezi Parkı'na değil girmek, önünden görüntü almak yasak. Yasak ikinci bir emre kadar. Bir sivil itaatsizlik eylemidir. Bu saf insanların üzerine biber gazı sıkmayın. Protestolar İstanbul sınırını aştı, Türkiye'ye yayıldı. İzmir, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Manisa, Afyon, Kütahya, Aydın, Muğla'da polis eylemcilere müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Ben bunun iznini gidip de CHP'nin genel başkanından alacak değilim. Ve bu birkaç tane çapulcudan da alacak değilim. Bunun iznini bize oy verenler verdi zaten. İlk kez böyle bir şey oluyor. Belki de yıllardan beri ilk kez dünyada bir parkı yok edemezsiniz diyenler eylem yapıyor, nöbet tutuyor ve o eyleme çok sert müdahale ediliyor. Dün Başbakan Erdoğan biz karar verdik, bu konuda yapılacak bir şey yok diye bir açıklama yapmıştı. Biz o tarihi Topçu Kışlası'nı onun yerinde yapacağız. Saat 16'da yapacağımız mitingi iptal ettik. Arkadaşlarımız, bütün milletvekillerimiz Taksim'de olacaktır. Ben kalkarım, onun 20 topladığı yerde 200 bin toplarım. Onun 100 bin topladığı yerde ben partim olarak 1 milyon insan toplarım. Hadi gel. MHP'li milletvekilleri ve İstanbul Teşkilatı yarın Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaç nöbetine destek verecek. Gezi Parkı protestoları Ankara'da da devam etti. O kadar yoğun gaz kullanıldı ki gündüz bile Ankara Kızılay'dan geçmek mümkün oldu. Burası başkentin göbeği Kızılay Meydanı şu anda. Göbeği görüyorsunuz. Her taraf adeta savaş alanı gibi. Gezi Parkı direnişine destek İstanbul geneline yayıldı. Tenceresini alan koka fırladı. Tencere tabağı hep aynı ama. Bunları geçmişte de gördük. Eski alışkanlıklar bu. Yeter ki ağaç dikme merakı olsun insanların. Onlara da yer tahsis ediyoruz. Al sana 500 bin metrekare alan. Burada gel ağaç dik. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Olay bir Gezi Parkı olayı defa değil. Gezi Parkı eylemlerinin yapıldığı Eskişehir'de ise korkutan olaylar yaşandı. Kendilerine destek veren avukatlara çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Cübbeli 49 avukat karga tulumba gözaltına alınıp polis menüsüne bildirildi. Aracını
saldırısını eylemcilerin üzerine sürdü. Trabzon plakalı aracın sürücüsü iddialara göre 3 kişiyi metrelerce sürükledi. Bu kez roller değişti. Eylemciler ele geçirdikleri kalkanları siper edip polisin üzerine yürüdü. Görüntüler başkent Ankara'dan. Bülent Arınç ikna yoluna gidilmesinin daha doğru olacağını söyledi. İyi niyetli olarak verilen mesajların da alındığının bilinmesini isterim. Cumhurbaşkanımız mesaj alınmıştır derken içeriğinde ne var bunu ben bilemem. Ama şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Size bazı fotoğraflar göstereceğiz. O çocukları konuşacağız. Çoğu 15 ile 25 yaş arasında, yaşları değişiyor. Çoğu çocuk ve genç. Sokaktakiler kimler? Bilgisayar başında, siyasetin dışında diye tanımlanırlardı. Ama öyle olmadıklarını gösterdiler. Taksim Gezi Parkı eylemlerinin bel kemiği onlar. 15-25 yaş grubu arası yani 90'lılar. Lise ve üniversite öğrencileri. Kendilerine emredilmesini sevmiyor, emre göre hareket etmiyor. Ve onlara göre Türkiye'nin en büyük sorunu özgürlük. Haklıydılar. Bambaşka bir eylem tarzı öğrettiler dünyaya. İleride de çok konuşulacaktır. Gezi gençliği başka. Nasıl başka? Sadece elinde cep telefonuyla Instagram'da resim paylaşmak mı? Sadece Twitter mı? Sadece Facebook mu? Hani okumuyorlar. Mesela Dostoyevski dediğin zaman delikli İsviçre peyniri zannediyor çoğu. Banyo yok, tuvalet yok, yiyecek yok, içecek yok. Orası korkunç bir şekilde pislik kokuyor. Sanki birileri bizi bir şekilde birbirimizi düşelim diye zorluyor. Ben öyle görüyorum. Illuminati. Illuminati değil. Gizli güçler vardı. Daha doğrusu varmış bizde. Tabii sonra öğreniriz. Geceden gündüze değil de, bugünden yarına değil de, çok acil olarak değil ama çabuk yapılması gerekiyor. Her türlü şiddetin bir an önce durması, herkesin birbirini anlamaya çalışması, kararlarınızı dikte etmeyi seçtiğiniz için buradayız. Ortak bir akılda buluşmanın tam zamanı diye düşünüyoruz. Şartlar ne olursa olsun bir ülkeyi yöneten insanın bu kadar öfkeli, bu kadar düşmanca bir hakkı yok yani. Bu çünkü eski Türkiye'de ortaya konmuş herhangi bir tepkiselliğe benzemiyor. Bambaşka türde bir şey. Halkın gücünün nelere kadir olduğunu gördük. Sansürlenen yayınları da halk kendi içinde birleştirdi. Onu da söylemek istiyorum. Sağduyusunu kaybetmiş, güç kullanımını niteleyen söz. Nokta nokta güç kullanımı. O harfiyle başlıyormuş. Orantısız güç kullanımı. 800 puan değerinde 4900 yaptı kasayı. Sevgili Cumhurbaşkanım, lütfen sizden rica ediyorum buradan. Bunu durdurunuz. Ankara'yı, Adana'yı, İzmir'i bir şekilde lütfen oturalım masaya konuşalım kimle konuşacaksak. Sizden çok rica ediyorum. Haberde Başbakan Erdoğan'ın göstericileri çapulcu, Twitter'ı baş belası ve içki içenleri alkolik olarak nitelediğine dikkat çekildi. Gezi Parkı direnişinde artık eylemciler bu maskeyle polisin karşısına çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bazı taraftarlar bu eylemlerde düşmanlıklarını bir kenara bıraktıklarını söylüyor. Miraç Kandili nedeniyle dostluk mesajlarıyla yankılanan Gezi Parkı'nda eller açıldı, huzur için dua edildi. Başbakan çocuklarınızı Gezi Parkı'ndan çekin dedi. Anneler baretlerini, gaz maskelerini alıp Taksim'e geldi.
Eylemcilere ekmek dağıtan yaşlı teyze herkesi duygulandırdı. Oğlum! Allah! Kızlar pek güzel, erikler güzel ama geçiremedim. Az köyümü de içelim. Dinlenelim, yarın sen yine gelirim. Polis bu kez müdahale için uyarı anonsu değil, eylemcilere artık yorulduk, yarın yine geliriz anonsu yaptı, alkış aldı. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı elindeki gaz bombası kapsüllerini Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. Üstelik elindeki kapsüllerden biri doluydu. Gözü çıkmış insanların, hedef gözeterek ateş ediyor. Hangi hakla? Gel bir şey yapmayacağız ya. Şehirler yağmalandı. Dükkanlar yağmalandı. Esnafa zarar verildi. Bunlar Türk bayrağını yakacak kadar azgınlaştılar. Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Dolmabahçe Camii'ne bira şişeleriyle girmek suretiyle ayakkabıyla onu da yaptılar. Alkollü içeceklerin camide tüketilmesine dair görüntüler de o görüntüler içerisinde vardı. İzleten Dolmabahçe Camii'nde alkol görüntülerini izlettik dedi. İzleyenlerse öyle bir görüntü yoktu dedi. Cami müezzini de konuştu. Din adamıyım, yalan söyleyemem. İçeni görmedim deyince polemik alevlendi. Kabataş'ta bir kızımız yanında bebeğiyle çok çirkin bir saldırıya maruz kaldı. Belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüştü. Yetmemiş, üzerine idrarlarını yapmışlardı. Türkiye günlerce bu iddiayı konuştu ama kamuoyu o görüntüleri bir türlü göremedi. Sizin dışında da görenler var mı? Tabii tabii var. Çok kişi var gören. Görüntüler çıkma hiçbir şey olmadan anlaşılmıştı ama bu neye izin? Elif Çakır ve yalancı gelin Zehra üzerinden toplumun ortasına bomba koydu. Elif Çakır ve yalancı gelin Zehra. İkisi yargılanmalıdır. Evladın yaşındaki gençlerle uğraşmaya, bunlar benim gençliğim değil demeye utanmıyor musun? Gezi Parkı artık sıradan bir park olmaktan çıkmıştır değerli arkadaşlar. İnsanlar artık yaşam tarzına, düşüncelerine, kimliklerine, inançlarına, hükümetin, devletin, iktidarların duyarlı olmasını, saygı duymasını beklediklerini bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşmemiş bir yöntemle ortaya koydular. Siz ki bize karşı böyle bir mücadeleyi başlattınız, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Polis de günlerdir uyumuyor. Emniyet sendikasına göre bu çalışma koşulları polisin psikolojisini bozdu. Ve son bir haftada 6 polisimiz intihar etti. Kentte göstericilere müdahale sırasında alt geçit inşaatından düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Sarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu akan bizim kanımız ya, bizim kanımız. Eylemcilere eylemi bırakın yoksa anladığınız dilden konuşuruz. Borsadaki dalgalanma içinde spekülatörlerin ümüğünü sıkarız dedi. Ne yazık ki ilk ölüm haberi geldi. Bir otomobilin bütün uyarılara rağmen durmayarak TEM otoyolunda gösteri yapan kitlenin arasına dalması nedeniyle Mehmet Ayvalıtaş isimli genç hayatını kaybetti. Ethem Sarıçürük Ankara'da 1 Haziran'da Gezi Parkı olayları sırasında başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıçürük 14 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sırasında ateş açan polisin AŞ olduğu belirlendi. Polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren 23 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölüm sebebine ilişkin tartışmalar sürerken elde edilen tüm görüntüler savcılık tarafından inceleniyor. Direniş şehidi Abdullah Cömert, akrepten atılan gaz bombasıyla işte böyle öldürüldü. Kameraları kapatın, kayıtları silin diyen polislerin de aralarında olduğu eli sopalı kişiler 19 yaşındaki bir genci öldüre esiye dövmüştü. O gencin ismi Ali İsmail Korkmaz. Ali İsmail'in yolu kesildi. Arka arkaya gelen ağır darbelere dayanamadı, duvarın dibine çöktü. Evimin balkonundan dayağı gördüm diyen tanık, vurmayın öldüm sesleri geliyordu, fırıncı müdahale etmeden baktı dedi. Ekmek almak için çıktığı sokakta çatışmanın ortasında buldu kendini. Polisin attığı gaz fişeğiyle yaralandı Berkin. Bir uyandık, hepimiz Berkin Elvan'ız. Daha küçücük bir çocuktu ve aramızdan kopardılar Berkin Elvan'ı. Bakın çok açık net söylüyorum. Taksim meydan boşaldı boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri
orayı boşaltmayı bilir. Ve müdahale başladı. Tazikli su sıkmaya başladı. Polis göstericilerin üzerine şu an itibariyle sayın seyirciler. Parkın etrafındaki barikatların kaldırılması için iş makineleri bölgeye gelirken polis eylemcilerin Gezi Parkı'nı boşaltması için zaman verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemcilerine seslenerek çevreci mesajlarının alındığını söylemiş ve proje için yargı kararının bekleneceğini belirtmişti. İlerleyen dakikalarda sanırım Gezi Parkı eylemcilerden arındırılmış olacak. Tamamen Gezi Parkı'na hakim vaziyet gelir. Taksim Meydanı araç trafiğine açık, raylı sistem çalışıyor. Bunun yanı sıra tramvay da hizmet vermeye başladı. Ve Taksim'de tamamıyla hayat normale döndü. İçinde Topçu Kışlası'nda bulunduğu yayalaştırma projesi iptal edildi. Mahkeme, Taksim Meydanı'nın yayalaştırma projesinin iptaline karar verdi. Bir gencin durarak başlattığı eylem, Taksim Gezi Parkı eylemlerinin yeni şekli oldu. Efendim merhaba, buradaki amacınız nedir? Taksim Meydanı'nda duran adam çılgınlığı giderek büyürken gözaltı gerekçeleri de açıklandı. Polise durarak direnme. Dünyanın en büyük prodüksiyonuna gezi eylemleri damgasını vurdu. Roger Waters İstanbul konserinde Türkçe konuştu. Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları sahneye taşındı. 15 Haziran'dan beri bu merdivenlerin başında barikatlar vardı. Polis nöbetteydi. Günlerdir belediye ekiplerinin hummalı bir çalışma içerisine girdiği park yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı. Günlerde süren Gezi Parkı çalışmaları tamamlandı ve şimdi vatandaşlar sloganlarla Taksim'deki Gezi Parkı'na girdiler. Bu yaz sıcağında, Temmuz sıcağında gerçekten serin bir mekan, ağaçlarla süslü, çiçeklerle süslü, adeta zaten kendisi bir cennetten köşe olan İstanbul'umuza yeni bir cennet köşe kazandırılmış intibaını veriyor.